Duydunuz mu? Gördünüz mü? Duydunuz mu, gördünüz mü bölümümüzde bugün Besni ilçemizde eski çocuk oyunlarını konuşacağız. Konuğumuz şair ve yazar Sayın Hasan Emre olacak. Sayın Emre, öncelikle hoş geldiniz Hayatın İçinden'e. Merhaba efendim, hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Emre. Evet, çocukluğumuzda oyunlar sadece eğlence değil, aynı zamanda sosyal bir öğrenme aracıydı. Sizce eski çocuk oyunlarının günümüz çocuklarının dijital oyunlarından ne gibi farkları var? Efendim, hiç kimsenin kapsama alanında olmadığı, az veya çok yemek yiyen çocukların psikologlara götürülmediği, evet, hiç kimsenin de psikolojisinin bozulmadığı çok güzel günler yaşadık. Takdir edersiniz ki ben 1961 doğumluyum. Evet. Çocukluğumu, gençliğe ilk adım attığımda televizyon girdi hayatımıza. 1975-76 yıllarında televizyon çok yaygınlaştı. Hı hı. Zaten ondan sonra da koşar adımlarla tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları çocuk oyunlarını katlettiler. Bildiğiniz gibi oyunları kendi bünyelerine aldılar. Daha değişik şeyler, şiddeti, nefreti ön plana çıkan oyunlarla çocuklarımızı bilinmez bir geleceğe doğru hapsettik. Bizim günlerimizde çocukların yaramazlarına hiperaktif denmezdi. Telet derdik, ayağı çebik derlerdi, kudurgan derlerdi. Çocuk oyunları yaşantımızı süslerdi gerçekten. Evet. Her ne kadar doğrudan doğruya şimdi gelenek olarak nitelendirilmese de yeni kuşağın o günle bugünü mukayese etmesi açısından da çok önemliydi. Çocuk oyunlarını çok 3-4 boyutta inceleyebiliriz bizim kuşağın. Gece sokak oyunları, piknikte oynanan oyunlar, okulda, evet, oynanan oyunlar ve kışın dışarıya çıkmanın zor olduğu günlerde ev içerisinde, ailenin yanında oynanan çocuk oyunları diye ben kitabımda sınıflandırmıştım. Burada önemli bir ayrıntı da, sokak oyunlarındaki en önemli ayrıntı, yemek saatlerinde oyunların mutlaka sonlandırılması, evet, ve aile bireyleri olarak topu etrafında bütünleşmenin sağlanmasıydı. Günümüzde gittikçe azalan, tüm aile bireylerinin bir sofra etrafında toplanma geleneğinin yok olması maalesef paylaşmayı, sabır gibi meziyetleri ne yazık ki çocuklar açısından çok olumsuz yönde etkilemektedir. Ben size programımız, evet, içerisinde bir iki küçük oyundan melodileriyle bahsetmek istiyorum. Çok çok varsa memnun oluruz. Oraya geçmeden önce siz konuşmalarınız arasında Sayın Emre şunu söylediniz, gece oyunları. Gündüz ve, evet, gece oyunları da farklıydı değil mi? Yani çocukların tabii, oynadıkları tabii oyunlar gece, yani gece derken akşam saatlerinde oynanan tabii, oyunlar. Akşam yemek, evet, akşam yemeğinden sonra, evet, oynanan oyunlarda çocukların kendilerine olan güveninin gelişmesi, cesaretin artması açısından çok önemliydi. Oyunlar aslında birbirine çok benzer yörelerde, sadece, evet, isimleri farklıdır. Örneğin saklambaç oyunu gece oynanması daha şeydi. Daha eğlenceliydi. Evet. Biz buna yöre dilimizde pip derdik. Evet. Ama yörede, çevrede saklambaç olarak da bilinir. Burada ebe olarak yatan çocuğun o gecenin karanlığında nereye saklandıklarını böyle ararken kendine bir güveni, bir cesaretini kesinlikle perçinlerdi. Onun dışında piknikte oynanan yastık takla diye 8 kişilik bir oyunumuz vardı bizim. 4 kişi ebe olur yatar, suni bir yatak meydana gelir sırtlarından 4 kişinin. Diğer 4 kişi yan taraflara düşmeden tombalak aşmak suretiyle oyunu, bu da jimnastik ve vücut geliştirmesi açısından, çocukların elektriklerinin negatife dönmesi açısından çok önemli şeylerdi. Stratejik düşünme becerilerini geliştirme açısından yani, da oldukça önemliydi bu oyunlar. Evet. Evet. Bizim çok güzel bir oyunumuz, kış geceleri işte zaten bir odanın ısındığı bir evde
ebeveynlerin de bir kenarda nakış işlediği, işte ne bileyim tespih çektiği şeyde çocuklar da bir kenarda kendi kendilerine, bu kardeşler olabilir, misafirliğe gelen komşular olabilir, akrabalar birbirlerine çok yatılı misafir alırlardı. O günlerde işte 3-4 çocuk şey oynardı, el üstünde kimin eli? Evet. Çok ilginç. Çocuğun bir tanesi secde vaziyetinde kapanır yere, kimseyi görmemek şartıyla. Diğer 3-4 çocuk onun sırtına belirli bir melodiyle, melodiyle al bostandan al kiyle, ölçeğisiyle siyle, seni bir kadı okutmuş 12 noktası ile, eller tabi trompet gibi vuruyor sırtına. Evet. Ondan sonra herkes elinin üst üstüne korken hop eşkili hitap, el üstünde kimin eli? Şimdi orada en üstte kimin eli diyelim, gerçekten Ahmet'in eli en üstteyse, yatan çocuk Mehmet'in eli dediyse, bilemedin devam edecek ya, çocuk bu sefer inanmak zorundadır. Görmüyor ya. Evet. O zaman hayatımızda küfür yok. Aynen, evet. Ne diyor biliyor musunuz? Yalan söyleyenin annesi ölsün mü? Evet. Yani güvenmek zorunda. Ölsün, çünkü yalan söylemediler. Doğru. Bilene kadar bu devam eder. Bu şekilde o arada ebeveynler oyunu izlerken eğer yerde yatan çocuğun sırtına biraz sert vuran diğer çocukları uyarır yerde yatanın annesi. Ya çok da bek vurmayın, gece altına kaçırdı ha diye de espriyle süslerdi oyunu. Evet. Efendim bunun dışında yine ev içinde kış gecelerinde oynanan şimdi çocukların, gençlerin unuttuğu coğrafi bilgileri içeren, hayat bilgisini içeren dağ, şehir, isim isimli şey oyun oynanırdı. Okul defterlerinin bir sayfası çizgilerle bezenir. Dağ, şehir, isim, artist, film işte falan filan. Bazı yerlerde de bu oyun için yani isim, meyve, hayvan diye de geçer. Evet, Bahsettiğiniz olur. Biz gibi dağ, şehir çok derdik. benzer oyunlar, evet. Dağ sayılırdı. Burada da ilginç bir şey. Hani ben bazı sunumlarımda söylüyorum, bizim kuşağı anlatırken biz utangaç çocuklardık. Orada dağ şehir isim oynarken artist hanesine o zamanın sinemasındaki seks demeyelim de daha böyle hoyrat artistleri yazarken çocuklar utanırdı. Aklına başka bir şey gelmez. Böyle de utangaç çocuklardı. Bu oyunda bir harf Evet. seçilir. O harfle başlayan dağ veya artist neyse o yazılırdı, değil mi Sayın Emre? Evet. Evet. Ne harfinde de hayvanı o zaman da bulamadık. Şimdi de hala bulamadık. Evet. Oyun pert olurdu ya da ne harfinde oyun oynanmazdı. Bunun dışında sadece kızların oynadığı yine jimnastik içeren bir oyunumuz vardı bizim Besni'de. Kipsi derdik adına, kipsi. Genelde kız çocukları tarafından oynanır. Belli kurallar içinde çizilen çizgiler ile oluşturulan geometrik şekiller üzerinde küçük ve yassı bir taş parçasını tek ayak üstünde sekerek sürdürme ve çizgilerde bırakmama üzerine oyun devam eder. Bu şekilde çizgilerden gidiş ve geliş tamamlanır. Oyunun kendi içerisindeki kuralları vardır. İlk tur her kare kullanırken daha sonra da bir kare atlamak üzere gittikçe zorlaşan bir kız oyunuydu. Bu erkeklerin oynadığı küşküş diye bir oyunumuz vardı. Küşküş diye bir oyunumuz vardı. Bu da suni çamur yaratılırdı topraklı yere ya da yağmurdan kalan açıl güneş doğduktan sonra yağmurun ıslattığı yerlerde oynanır. Küçük küçük çubuklar kesilir. O zaman odunlar hayvanlar sırtında gelirdi. Onların böyle bağlandığı ipleri keletleyen çubuklar vardı. Bunların adına küşmüş derdik. İşte o suni çamura veya da doğal çamura o küşmüşleri saplamaktı bu oyun. Bir sonraki saplayan senin çamurdaki küşküşünü yere yıktıysa o kazanmış olur ve küşküşünü almış olurdu. Evet. Bir başka çok anlamlı bir çocuk oyunumuz aslında çocukların saflığını ve temizliğinin ifadesi. Yağmur yağmanın çok geciktiği mevsimlerde, yani yağmur duasına camilerde dua edildiği zaman çocukların da
bir oyunu yağmur doğasına dönüştürdükleri bir oyunumuz vardı bizim. Evet. Çona Çona oyunun adı. Çona Çona. Tüm çocuklar tarafından oynanırdı mahalledeki. Kızlı erkekli. Evet. Bir sopanın ucuna eski bir kıyafet ya da bir bez parçasıyla geçirilir. Çocuklar kendi şeyleriyle ev ev gezerlerdi. Çona Çona Çondura Hacı Ahmet'i Gondura ver Allah'ım ver yağmuruna sel. Bu arada ev evet. sahibi çocuklara bir tabak dolusu bulgur armağan eder. O bulgur bir torbada toplanır. O arada o bulgur sahanıyla su çalkalanır çocukların üzerine suni yağmur görüntüsü vererek çocukların saflığını dile getirir. Çok ilginç, o çok arada güzelmiş. Da çocuklar ceketleriyle saçlarını kapatırlar sanki yağmur yağacakmış gibi. Bu mahalleden toplanan bulgur, sonra bir evden salçayla soğan toplanır. Mahallenin ehil bir Osmanlı teyzesine pilav yaptırılır. Evet. Bu pilavın adı da çona aşıdır. Çona aşını yemek sevaplıdır derler. Çocukların yaradana saf duygularıyla yağmur isteme töreniydi bu da. Evet, evde oynanan oyunlara da bir örnek ben vermek istiyorum Sayın Emre, müsaade ederseniz. Beş taş oyunu vardı, beş taş. Sizde de var mıydı o ilçede veya oynanan? Nasıl olmaz, nasıl olmaz. O da çok eğlenceli. Evde evet, çocuklarınızla evet. zevkle oynayabileceğiniz gerçekten evet. çok eğlenceli. Beş taş, havaya atıp yerdekini düşürmeden, havadakini düşürmeden yerdekini almak oyunu. Yerdekini alacaksın, bir de kayık yapılırdı, o aradan geçirilir. Evet, yani. Evet. Havadayken diğerlerine dokunmadan taşları bu karışın altından geçirilirdi. O da çok zevkli. Evde rahatlıkla oynayabileceğiniz. Evet, evet. Şimdi de bu gelenekleri sürdürmek lazım aslında Sayın Emre, değil mi? Yani şu cep telefonlarından uzak durmalıyız. Çocuklarımızla bu şekilde bu oyunları sürdürmek aslında çok zor bir şey değil. Az önce bahsettiğiniz el üstünde kimin eli var? Evet. Ben bunu halen yapmaya çalışıyorum, biliyor musunuz? Çocuklarla bu oyunu oynamaya çalışıyorum. Çok da zevkli oluyor, çok da eğlenceli oluyor. Çok da gülüyorlar bu oyunu oynarken. Tavsiye edelim. Sizin bu anlamda başka oyunları da bize hatırlatmanızı rica edeceğim. Özellikle evde aile bireylerinin birlikte oynayabilecekleri başka ne tür oyunlar vardı? Yine çocukların kendi aralarında, buna büyükler de espri olarak katılırdı. Evet. Yan yana dizilerek, İp ip ilmeden, delme sülük delmeden, yer hoş kepenek, kepeneğin sarısı, yere düştü yarısı, at gider katır gider, ağama selam eder şeklinde melodisiyle evet. yan yana oturulur, ayaklar uzatılır. En son hece kimin dizine geldiyse onun bir ayağı kurtulur. İki ayağı kurtulan oyundan çıkmış olur. Ondan sonra oyun hep devam eder. Tek kalan, ayağa kalan cezalı duruma geçer. Oyunun ebesi ona ceza verir. Bu ceza da işte ya şarkı söylemesidir, ya türkü söylemesidir, ya bir hayvan taklidi yapmasıdır. Evet. Çok güzel şeyler efendim bunlar. Evet. Tabii bu oyunları oynarken, evet bu oyunları oynarken Sayın Emre, mahallede, evde herkes birbirini tanırdı, bir topluluk duygusu vardı. Şimdi ise ne yazık ki çocuklar daha bireysel oyunlara yöneliyor. Sizce bu durum çocukların sosyalleşme becerilerini nasıl etkiliyor? Olumsuz etkiliyor. Benim şu andaki çocukluğumun ilk 17 yılımın geçtiği mahalledeki caddede 26 tane evi inanın ben annesi, babası, gelinlerine kadar tek tek sayıyorum. Fatma teyze, Ahmet amca, oğlu Mehmet, Necmi, Necati, onun yanında şunlar bunlar. Ama şimdiki apartmanda evet, inanın. Ne yazık ki. En üst kattaki, evet. En üst kattaki kırmızı arabalı amca diyoruz. Gözlüklü teyze diyoruz. Engelli çocuğu olanlar diyoruz. Evet, evet. Kimse kimseyi tanımıyor. Ne yazık Çünkü ki. Dediğimiz gibi bu oyunlar mahalledeki birlikteliği de sağlıyor. Komşular arasındaki tanınmışlığı geliştiriyor. Yani birinin kapısına gidiyorsun, çona oynarken bulgurunu alıyorsun, su serpiyorlar, espri oluyor. Onlarla sen bir göz akrabası oluyorsun, et tırnak oluyorsun.
komşusunu bile tanımaz oldu insanlar. Üst kattaki yaşlı teyze diyor çocuklar. Oyunlara hasret kaldı bizim sokaklar. Ne biz büyüseydik, ne de bu şehir. Her köşe dürümcü, kurulmuyor evlerde sofra. Herkes birbirine atar oldu afra ile safra. Hasan Emre'nin eline zor geçerdi vallahi bafra. Ne biz büyüseydik, ne de bu şehir. Evet, fiilimin de çocuk. Evet, gerçekten. Sonu ettik. Bizi eskilere götürdünüz Sayın Emre. Gerçekten bunlar çok kıymetli ve bunların yaşatılması gerekiyor. Hep böyle şikayet ederiz. İşte çocukları telefondan uzaklaştıramıyoruz. Hep telefon bağımlılıklarını dile getiriyoruz. Bu çözüm aslında bunları telefonlardan uzaklaştırmak biraz da bizim elimizde. İşte bunu böyle daha eğlenceli bir hale getirebilmek. Bahsettiğiniz oyunları evde rahatlıkla oynayabiliriz. Bir şekilde bunları hem eski geleneklerimizi öğretmiş oluruz çocuklarımıza, hem de çok eğlenceli vakit geçirmek bizim elimizde. Bunları yapmak da çok basit. Sizler de bizlere bunları hatırlatmış oldunuz. Günümüzde bazı okullarda bu eski oyunları tekrar canlandırmaya yönelik girişimler de var aslında. Siz evet, bu girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu tür oyunlar çocukların eğitimine nasıl katkıda bulunabilir? Ben okullarda bazen davet ediliyorum. Bunları canlı olarak çocuklarla birlikte oynuyorum. Sosyal medya hesaplarımda da görüntülerini çok ilgi çekiyor. Çocuklar, gençler çok ilgi duyuyorlar. Ama işte dediğim gibi bir dünyanın içerisine girdik. Ellerde bir telefon kalmadı selam. Evlerde bile edilmiyor artık sohbet ile kelam. Bu gidişin sonu hayır değil ve selam. Ne biz büyüseydik, ne de bu şehir. Benim bu şiirim biraz sitemle dolu gençlere, evet, ama bilmeleri gerek diye sık sık da dile getiriyorum. Evet. Sayın Hasan Emre, çok keyifli bir sohbet oldu ama ne yazık ki vaktimiz de doldu. Sizinle bu konuyu daha uzun ve detaylı bir şekilde inşallah önümüzdeki programlarda da yine konuşma fırsatı buluruz. Bugün bizimle geçmişin o güzel çocuk oyunlarını paylaşarak hem anılarımızı tazelediniz hem de bize önemli bir kültürel mirası hatırlattınız. Sizi dinlemek gerçekten keyifliydi. Hem ilçemize olan sevginiz hem de bu konudaki derin bilginiz için size içtenlikle tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Emre. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz bizler de sizlere. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Besni'de eski çocuk oyunlarını şair ve yazar Sayın Hasan Emre ile konuştuk.